Bin Garaj'a hoş geldiniz. Bugün yine otomotiv sektörü ve motor sporlarındaki öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dünya çevresel kirlenme ve akabinde ısınmanın boyutlarıyla birlikte ürettikleri ve üretecekleri araçlarla bu gidişata bir dur deme çabası içinde. Bir anlamda tüm dünya kirlenmeye karşı önlem almak istiyor ama bu isteği bir çırpıda yerine getirmek uzun zaman alacak gibi. Ve sektör fosil yakıttan elektriğe geçişi fazlasıyla hızlandırdı. Bu bağlamda elektrikli araçları ve onların bize sunduğu büyük konforu birlikte incelemeye devam ediyoruz. Bugün sizler için Mercedes EQC 400 formatiği uzman konuğumuz Ceyhan Eryalaz'la birlikte inceledik. Bakın bu araçta da ne detaylar saklı. Evet sevgili seyirciler, teknolojiye ayak uydurmak çok zor. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bin Garaj ekibi olarak yine teknolojik bir otomobille beraberiz. Ama nasıl bir otomobille beraberiz? Evet. Full elektrikli mi? Evet, elektrikli otomobillerin Mercedes'iyle birlikteyiz bu sefer. Zaten Mercedes, CHR. Ama markanın mottosu bu şekilde. Aracın... Ben kralı diyeyim hadi. Peki, öyle tabir edelim. Birçok şeyini beraber inceleyeceğiz yine. Ama sonuç itibariyle artık yavaş yavaş da 2030'a otomotiv sektörü ayak uydurmak için Ar-Ge çalışmalarını hızlıca sürdürüyor. Tabii ki yani zaten bundan sonra içten yanmalı motorların yerini hızlı bir şekilde öncelikle elektrik takviyeli ardından tamamen elektrikli otomobillere doğru bir geçiş süreci içerisindeyiz. Bakalım bu kısa dilimin içine o kadar çok anlatacak şey var ki özellikle bu Mercedes otomobille alakalı olarak bence geçelim bir an önce. Kullanmaya başlayalım diyorum. Haydi o zaman. Haydi. Evet Ceyhan abi. İlerleyebilmemiz için bu elektrikli Mercedes'te neler yapmamız lazım öncelikle? Evet elektrikli otomobilimiz şu anda bizi götürmeye hazır konumda beklemekte. Yani şu anda normal gaz pedalını kullandığında arabamız hareket edecek. Şu anda biz hiçbir şey çalışmadığı için sanki... Araba yürümeyecek gibi hissediyoruz ama ilerleyeceğiz. İki ekranda benim anladığım kadarıyla çok anlatacağın şey var. Yani bir yandan konforlu bir şekilde ilerlerken bir yandan da onları senden dinleyelim diyorum. Tamam. O zaman gidelim. Açıkçası yavaş yavaş. Bu iki ekranın hepsini anlatmaya zaman yetmez. Zaman yetmeyecek. Yani hani şöyle kısaca öncelikle senin bölümündeki sürücü ekranı burada da hem yolcuları hem sürücüyü ilgilendiren multimedya ekranımız mevcut. Arabanın bütün konfor unsurları, müzik sistemi, klima ayarları, konforla ilgili birçok seçenek bu ekran üzerinde ayarlanabiliyor. Ama ekran derken sadece ekrana dokunarak değil, çok güzel bir touchpad kullanımı var aracın orta bölümünde. Buradan da istediğimiz seçenekleri bulabiliyoruz. Aslında şuradan başlamak lazım. Dünyanın en eski modellerinden, markalarından bir tanesi. Birçok şeye de önderlik ediyor, öncülük ediyor kuşkusuz. Mercedes markası. Ama bugün de yeni teknolojiye karşı da çok iyi hazırlanmış ve üzerinde hala Ar-Ge çalışmaları devam eden bir marka diyebiliriz. Yani şimdi öncelikle bir kere ilk elektrikli otomobil değil. Ancak... Başta da söylediğim gibi elektrikli otomobilin Mercedes'ini üretmişler. Yani bu araç gerçekten elektrikli otomobile sağlanabilecek her türlü teknolojiyi uygulanmış haliyle görüyoruz. Şimdi bir kere şundan söz etmek isterim. Mercedes'in bundan sonraki yeni jenerasyon elektrikli otomobil platformunun ismi EQ. Buna bindiğimiz aracın modeli EQC veya EQC olarak adlandırılıyor ki burada da C aracın kasa yapısını ifade ediyor. Bundan sonrasında EQS yani bildiğimiz S-Class Mercedes'lere de uygulanacak. 2022 yılında birçok
modelini artık bu platforma taşımış olacak. İki tip teknolojiyi uygulayacaklar. Bir, yine bildiğimiz patlarlı motorlarla elektrik takviyesi. İki, tamamen elektrikli otomobiller. Bunu full anladığım kadarıyla tamamen elektrikli bir aracın içindeyiz şu anda. Şu anda kullandığımız araç tamamen elektrikli bir otomobil. Önde bir, arkada bir olmak üzere iki tane elektrik motoru taşıyor. Ve bu iki elektrik motorunun bize sağladığı güç 300 watt. Yani 408 beygir gücüne sahip, 760 Nm torka sahip muhteşem bir makinenin içindeyiz. Aracın ağırlığı aşağı yukarı 2,5 ton olmasına rağmen bize verdiği hissiyat sanki bir hafif spor otomobil gibi. Aslında spor otomobil deyince hemen aklıma geldi. Arka taraftaki camın ve alçalmanın fazlalığı dikkatimi çekti benim. Sanki kupeye benziyor. Kesinlikle. Şimdi spor görüntüsü var aslında dışarıdan baktığımızda. SUV kupe olarak zaten adlandırabiliriz. Araçta yüksek yapıdan gelen bir SUV yapısı var ve yan çizgileri aynen dediğim gibi bir kupe arabayı andırıyor. Sportif, aerodinamik ve 0.29 değerinde bir hava direnci var arabanın. Çok düşük bir değer. Şimdi elektrikli otomobil dediğimiz zaman bir kere şu anda yaşıyoruz. Yokuş yukarı olmamıza rağmen arabanın bize vermiş olduğu hissiyat gerçek bir spor otomobil gibi bir hızlanma sağlıyor, ivmelenme sağlıyor. Şimdi elektrikli otomobili niçin bu kadar artık gündemimizde? Yani önümüzdeki süreç içerisinde çok yeni modeller göreceğiz. Çok yeni teknolojilerle tanışacağız. Bir, dünyanın ekolojik yapısına uyum sağlaması, artık hava kirliliğinin önüne geçilmesi, karbondioksit salınımının kaldırılması gerekiyor. İki, bir yandan da aracın işletme giderlerinin düşüklüğü söz konusu. Aslında burada karşımıza bir de ironi çıkıyor. Yani bir elektrikli otomobilin elektrikle kullanımının ucuzluğundan söz ediyoruz ama genel yaşamımızda da düşündüğümüzde elektrik kullanımının pahalılığından söz ediyoruz. Şimdi böyle bir zıtlık var diyorsun. İroni var, zıtlık var gerçekten. Fakat ben şöyle bir inceleme yaptım. Yani aynı mesafede 0-100 kilometre kullanımda yakıtlı bir otomobil ile elektrikli bir otomobilin kullanım maliyeti aşağı yukarı yarı yarıya. Yani bu araçta 80 kilowatt saatlik bir pil var. Bu pili evimizde prize bağlayarak, Wallbox dediğimiz Mercedes'e ait priz aparatıyla bağlayarak 9 saatte %80'ine kadar şarj ediyoruz. Bunun maliyetini hesap ettim. Aşağı yukarı 35 lira gibi maliyeti var. Bununla, yani depoyu fullediğimizde diye ifade edeceğim. Belki bu ifadeler sonra değişecek diye değişecek, düşünüyorum ben. Evet, yani. Yani bataryalar full mü diyeceğiz? Ne kadar doldurduk mu diyeceğiz? Şimdi o kadar alışmışız ki otomobillerden. Doğru diyorsun. Şimdi normal bir kullanıcı sürüşünde, yani sert olmayan, sportif olmayan bir kullanımda bu arabanın 100 kilometredeki tüketimi aşağı yukarıya 17-18 lira gibi bir maliyet getiriyor. Yani ben bunu bir dizel araba, hani en ekonomik olacağını düşündüğüm ve de güncel yakıtlı otomobillerin en az yakanını düşündüğümde 4,5 litre yaktığını hesap etsek, yani gerçekten karşımıza yarı yarıya bir ekonomi çıkıyor. Elektrikli otomobille aynı mesafeyi biz yarı ücretle kat edebiliyoruz. Ki o kadar çok teknoloji var ki onu da daha ekonomik hale getirebiliyoruz kullanımda birçok seçenekle beraber diye düşünüyorum. Tabii ki ben mandallar şimdi var burada direksiyonda, bunlarla daha ekonomik kullanabiliyoruz. Ve 4 seçenek var. Onları biraz sonra göstereceksin bize tek tek. Evet, yani şimdi arabada belki de daha ekonomik hale gelecek. Şu anda sadece prizden şarjını konuşuyoruz. Arabanın kendi kendini şarjından hiç bahsetmedik. Yani normal bir otomobilde yokuş aşağı inerken ne yapıyoruz? Aracı akışına bırakırsın. gerektiğinde fren kullanırsın veya bir vitesi manuel olarak küçülterekten fren kullanmadan inmeyi tercih edersin. Şimdi bindiğimiz bu elektrikli otomobillerde de senin direksiyon arkasında gördüğün mandallarla bu seçenekleri kullanıyoruz. Yani arabanın kendi akışıyla yokuşu inerken belli bir fren gücü elde ediyorsun. Hızını kaybetmiyorsun. Ancak elde ettiğin fren gücü
aynı zamanda bataryaları şarj ediyor. Sen gaza basmayıp yokuş aşağı aracın kinetik enerjisini, hareket enerjisini tekrar pili belli oranda desteklemeye şarj motoru gibi diyebilir miyiz? Hani bizim klasik bir lafla. Şarj motoru. Aslında bir jeneratör. Kendi kendine enerji üretebiliyor sonuçta. Evet. Yani şöyle bir bilgi vereceğim. Tarihte kaza testlerinin, bugün bildiğimiz çarpışma testlerinin öncüsüdür Mercedes. İlk kendi imkanlarıyla araçların kazada nasıl hasar gördüğünü, yolcularını nasıl koruyacağını araştırmaya başlayan markadır Mercedes-Benz. Böyle bir teste tabi tutmuş, evet. Kendi ürettiği arabaları. Evet, 1959 senesinde hem de. Bu arada biz seninle sohbet ederken Türkçe bize cevap vermeye, sorulara cevap vermeye çalışıyor. İstersen onu da bir deneyelim. Sürekli araya devreye girdi, bir üçüncü kişi varmış gibi. Evet, aracın içinde. Ben sesi kapatarak onu engellemeye çalıştım bizim çekimlerimiz esnasında. Şimdi arabanın bir komutu var. Hey Mercedes. Bana sesli olarak sizi dinliyorum diye bir cevap verdi. Benim isteklerimi dinleyerekten talimatlarımı ses komutuyla yerine getirebiliyor. Deneyelim. Hey Mercedes. Ne yapmak istiyorsunuz? Klimayı aç. Klima tertibatını açıyorum. Mesela bunun gibi. Yani birçok komut alıyor. Aslında çok enteresan komutlar da var. Bunlardan bir tanesi de yapay zeka anlamında da hafızasına aldığı bir özelliği var. Evet, çok güzel bir noktayı hatırlattın Gökhan burada. Senin belli bir rutin olarak yaptığın işleri araç yapay zeka ile kendi hafızasına kaydediyor. Yani bu ne olabilir? Bir telefon araması, haftanın belli günlerinde uğradığın bir yer, sana o günlerde aynı işlemi yapmak için buraya hatırlatma getiriyor. Aynı gün, aynı saatte buraya yine gitmek istiyor musun? Bu kişiyi tekrar aramak istiyor musun? Veya senin kullanım tarzını belirliyor. Ona göre kullanım seçeneklerini sana sunuyor. Ve o gün o saatte onu hatırlatıyor sana. Ekrana düşürüyor. Evet. İster kullan, ister kullanma. Ama diyor ki rutin olarak sen her salı günü anneni arıyorsun. Evet. Zorla arattırıyor yani. Sen unutsan yanlış bile... bir şey yapmayalım. Yani sen unutsan bile Mercedes hatırlatıyor sana. Burada konfor unsurlarından biraz daha bahsetmek istiyorum. Bir kere şu EQ. Şimdi bu mavi ton aracın elektrikli olduğunun ifadesi. Bu gerek farların çerçevesindeki gördüğümüz mavi çizgiler, jantlarda gördüğümüz mavi, şu anda yapıda gördüğümüz, iç konforda, döşemelerde gördüğümüz mavi elektrikten gelen bir ifade. Benim en çok hoşuma giden bu ambiyans ışıklandırma. Şu anda tabii gündüz olduğu için çok belirgin olmasa da araç işini istediğimiz ton renklerle aydınlatabiliyoruz. Onu da kişiselleştirebiliyoruz. Bu arada çizginin dışına çıktığım an hem arabayı çizginin dışına çıktığı an hem otomobili yavaşlatıyor hem de beni şeridin içine itiyor. Çok enteresan bir yapısı daha var. Pilot destek ünitesi bunda da tap noktada ama bir enteresan yapısı var. Onun için direksiyonu mutlaka tutup bunu yaşamanız lazım. Bir garip bir duygu hissettiriyor size. Yani zaten şimdi bütün bu arabalar otonom kullanım sürecine hazırlık olarak tasarlanmış otomobiller. Yakın bir gelecekte göreceğimize inanıyorum ki kendi kendine giden arabalar, bu uydu kontrolüyle, yol kontrolüyle her ne şekilde olacaksa, seni şu andaki koşullarımızda yol çizgileriyle, yani sen direksiyonunu bıraksan dahi araba seni kendi kendine şeridine götürüyor. Trafiğin akışıyla birlikte yavaşlatıyor, hızlanmasıyla birlikte hızlandırabiliyor. Burada ekranda enerji akışını da görüyoruz bu arada, enteresan bir şekilde. Gökhan, şu anda rampa yukarı, ciddi bir rampadan tırmanıyoruz. Ne zaman sadece ön motor gücüyle, ne zaman her iki motor gücüyle gittiğimizi turuncu çizgilerle bize gösteriyor. Şu anda elektrik tüketiyoruz. Yokuş yukarı olduğu için ve de 2,5 tonluk bir ağırlığı yokuş yukarı götürürken ara sıra ön motor, ara sıra çift motor şeklinde. Kulakçıkların burada etkisi var mı? Kulakçıkları 3 konum var çünkü aşağıda, benim gördüğüm. Evet, rampa aşağı inerken inceleyeceğiz. Bu arada burada hissedemeyeceğiz. Bu arada ön ve arkayı
o kadar ekonomik hale getiriyor ki senin dediğin gibi rampa inerken ve çıkarken bataryaların daha iyi kullanımı, daha ekonomik kullanımını da sağlıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Bu şekilde tasarlanmış. Yani senin yumuşak veyahut da orta süratlerde kullanımlarında sadece önden çekişli bir otomobil gibi ön motor destek sağlıyor. Ancak ne zamanki güç veya performans istediğinde çift motor gücünü kullanıyor. Evet Gökhan, bak şu anda artık demin turuncu gördüğümüz çizgi mavileşti. Ön motordan pilleri şarj etmeye başladık. Kulakçıklarla şimdi araba, bak ciddi bir frenleme var. Yokuş aşağı araba akmıyor. Evet, pedalda da hissediyoruz. Nasıl, ne oldu mesela, ne hissediyorsun şu anda pedallarda? Sanki boşaldı, kendi kontrol ediyormuş hissi var. Zaten ve bu arada ekranda da değişiyor. Zaten şu anda ne oranda frenleyeceğini sen kulakçıklarla ayarladın. Bak sanki bir normal arabayı eski terimiyle boş vitese atıp inermiş gibi bir hızlanma var araçta. Şimdi kulakçıklarla frenaja geç. Sertleştir. Sen de hissediyorsun. Şu anda mesela fren pedalları hiç basmıyorum. Araba üçüncü konumuna getirdim. Duracak hale geldi. En sert konuma getirdik. Duracak hale geldi. Ve her iki motordan enerji sağlıyor şu anda pile. Bir kademe yumuşattığımızda yine rampa aşağı kendi akışıyla inecektir. Hı hı. Bir yandan da sen kendi önündeki ekranda da şu ekranımızda arabanın şarjda olduğunu görüyorsun. Şimdi gaz kullandığımızda sıfırdan yukarıya gidiyor. Frenleme ile şarj kullandığımızda aşağı doğru ilerliyor. Bu arada uçaklardaki gibi bir de havalandırma ve havayı temizleme sistemi var. Evet, iyonizasyon yapıyor ve de bir kokulandırma sağlayabiliyor. Yani kabin aslında içindeki, gösterebiliriz değil mi? Evet, kabin içindeki yolcuların her türlü konforu düşünülmüş. Burada gördüğün gibi, hatta şöyle çıkararaktan göstereceğim. Mercedes'in kendisi hazırlamış olduğu çok hafif bir parfüm etkisiyle birlikte iyonizasyon sağlıyor. Şimdi zaten uzun yolculuklar, ki bu arabanın menzilinden söz etmedik. Hani iddialı bir kullanım demeyeceğim ama tüm elektrik tüketen konfor unsurları çalışır halde bu arabanın normal bir kullanıcı ayarında 400 kilometre menzili var. Hiç az değil. Biraz da performansından bahsetmek lazım. Hızlanması inanılmaz. Zaten deneyelim. Haydi deney. Oo. Benim sırtım acıyor diyor. Koltuk bana bayağı sırtımdan ittiriyor şu anda. Ama şu anda normal konumdayız. Bunun sports konumu da var. 4 ayrı konumu var. Daha da sertleşiyor tabii ki o zamanki etkisi. Yani şimdi 5.1 saniyede aracın 0 kilometreden 100 kilometreye ulaşma süresi var. Oldukça kısa bir süre. Biz 2,5 tondan bahsettik demin. Evet. Yani dile kolay bunu söylemek, o gücü 5.1 saniyede bu hızlara ulaştırmak. Bir de 4 konumu var. O konumlardan da bahsetmek lazım. İstediğiniz gibi yine kullanırken ortama göre şehir içi, şehir dışında, evet, bu konumları tercih edebiliyorsunuz. Comfort, Sport, Eco ve Individual, yani kişiselleştirme olarak 4 seçenekle sunuyor kullanım tarzını. Özellikle Eco, ekonomik kullanım anlamında çok büyük etkisi var. Yani şimdi buradaki ekonomimiz tabii ki elektrik kullanımını yumuşatmak. Eco modunu aldığında zaten aracın gaz pedalının biraz daha sertleştiğini hissedeceksin. Yani son gaz yapıp ani hızlanmalarına mümkün olduğunca sana engel koymaya çalışacak araba. Yumuşak bir kullanıma seni itecek. Aracın en yüksek hızı programla sınırlandırılmış olarak 180 km saat. Az aslında görünüyor. Trafik kanununda maksimum bizim şu anda kullanabileceğimiz hızların 130 olduğunu düşünürsek hiç de az değil. Hiç de az değil, doğru. Bu arada iç donanımından da bahsetmek lazım. Mercedes firması iç donanımında ne kadar full elektrikli de olsa o klasik yapısından vazgeçmemiş. O kadar güzel bir donanım, kullanılan dikişler, kullanılan kumaşlar, o klasikliğinden, o özelliğinden hiç taviz vermemiş gibi görünüyor. Yani Mercedes tarihinden beri zaten kalite ve kullanılan malzemenin dokusu
beraberinde getiriyor. Yani şu anda öngörüsü elliyorum. Çok hoş bir kumaş etkisinde. Bunun yanında yan şekiller, bir kanat yapısı gördüğün gibi. Muhteşem bir iç tasarım var aracın içerisinde. Hafif krom yapılar bizi klasiğe taşıyan. Koltuk kumandalarının rahatlığı bir kere dikkatimi çekti. Ki bu bütün Mercedes'lerde zaten kapı üzerindedir. Yani yolcu içinde olsun, sürücü içinde olsun çok rahat kullanılan ve hangi bölgeyi kontrol etmek istiyorsan ona göre kullanacağın tuşlarla donatılmış. Şimdi böylesine bir güç ve torka rağmen Gökhan, gaza sert basmanda dahi aracın hiç patinaje kalmadığını hissediyorsun herhalde. Evet, çok enteresan. Yani kalkışta ve hareketli anında normal bir arabada bu kadar yüklenebilecek torka ve güce sahipse mutlaka bir patinaj hissederiz. Hiçbir şekilde nasıl böyle bir tutunmayı sağlıyor? Yani, aslında en büyük soru işareti bence bu. Yani şimdi zaten aslında patinajla kalkmak hızlı bir kalkış değildir. Lastiklerinizi eskitirsiniz, kontrol zorlaşır, kaymalara dönüşür kafadan veya arkadan. Şimdi bu arabada elektronik olarak kontrolla o kadar güzel bir gücü asfalta aktarım sistemi oluşturulmuş ki senin istediğin güç o anda sana cevap veriyor. Yine güvenlik bizim için, arabayı kullananlar ve arabada seyahat edenler için birinci planda. Bu da bir gerçekten Mercedes başarısı diyeceğim ben. Şimdi kaza testlerini inceledim, videolarını izledim. 64 kilometre gibi ciddi bir süratle beton bloğu çarpmadı. Aracın yaşam alanı dediğimiz kabinde herhangi bir deformasyona uğramadığı, yani bizlerin içinde bulunduğu alanda, ancak bütün şoku ön tarafta sönümlediğini görüyoruz aracın. Emiyor yani. Emiyor. Bunun bir parçası da pillerin bulunduğu bölgenin korunması zaten. Piller şu anda bizim oturduğumuz bölgenin altında yer alıyor. Az buz değil, 650 kilo pil taşıyoruz şu anda araç üzerinde. 650 kilo. 650 kilo aracın tabanına yayılmış şekilde önden arkaya kadar her iki dingil arasında. Ve de bu da tabii ki arabanın yine ağırlık merkezinin asfalta çok yakın olmasını sağlıyor. Dolayısıyla da viraj kabiliyetini o oranda yükseltiyor. İçerideki yolcuların da içinde savrulmasına engel oluyor. Evet Ceyhan abi. Yine bir teknolojik araçla beraber, bir otomobille beraber keyifli bir sürüş yaptık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ben de sizlere teşekkür ederim. Gerçekten güzel teknolojileri birlikte inceliyoruz. Güzel markalar içerisinde seyahatler yapıyoruz. İnşallah bu şekilde yeni yeni günlerde karşılaşmak üzere diyorum Gökhan. Teşekkür ederiz tekrar. Test sürüşümüzdeki izlenimler bunlar. Bakalım profesyonel pilotumuz Bin Driver, Mercedes EQC 400 formatının özelliklerini nasıl sıralamış ve bizlerle neler paylaşmış. Sırada Tekno Garaj'ın 4. bölümü var. Endüstriyel tasarım uzmanı Enes Elver. Enes abi, daha önceki 3 bölümde endüstriyel tasarımın detayları ve ilham kaynaklarını, otomobilde iç ve dış tasarımın yansımalarını ve de sportif araçlara etkileriyle deneyimlerini bizlerle paylaşmıştı. Bu bölümleri YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz eğer kaçırdıysanız. Enes abi, bakalım bu hafta hoş sohbetinde sektörle ilgili bizlere daha neler anlatacak? Mesela eskiden otomobil deyince biz İtalya falan gözümü, yani 75'ler falan İngilizler, orada bir yıldız, bir patlama olmuş orada İngiliz otomobilleri.
işte 50'ler 60'lar Amerika kendi kıtasında bir şeyler yapmış ama Avrupa'da bir İngiliz otomobili dönemi var. İşte o Jaguar'lar şunlar bunlar filan yani. Ama İtalyanlar daha sonra çok ikonik markalarıyla birlikte gelmişler. İtalyan arabası o dinamik, o estetik filan yani hepimizi çok etkiledi. İyidir de, fena değildir de. Ve tasarımcı da çok çıktı oradan. Çünkü dizayn işine çok önem verdi. Millet olarak zaten çok yatkınlar bu işe. Dolayısıyla bu meşhur kişisel tasarımcılar ve şirketleri çıktı. Alman otomobilini Opel Bertoni'nindi mesela. Volkswagen'i iflastan kurtaran Giorgetto Giugiaro'dur. Golf'ü yaptı mesela. Golf'te arka bagaj kapağı arabanın üstüne o detayla çıktı filan. Ha baba Pininfarina görmüş öyle bir hikaye vardır. Çok kızmış. Spekülatif herifler falan diye yani Golf'ü yaptı diye. O hala böyle gelin gibi araba yapacak falan ya. İşte yakalayamamış işi. Ama Volkswagen Giugiaro sayesinde Volkswagen olmuştur. O ilk Golf, sonra GTI falan bir ekol, bir dönemdir. Orada bir kırılma falan yaşandı. Daha sonra tasarım okulları çok kuruldu. İngiltere'de, sağda, solda. Uzak Doğu Japonlar talebelerini buralara gönderdiler senelerce. İtalya'ya gönderdiler. Bir estetik altyapı, bir kültürel altyapı oluştu. Sonra kendi okullarını açtılar filan yani. Kendi tasarımlarını yaptı ama işte Honda görüyorsun yani işte. Onlar öyle. Amerika pes etti. Tamam dedi. Gelin yapın bana araba dedi. Tasarım evrensel bir olgudur. Hep yani insan için yapılır tasarım. Dolayısıyla böyle bir milliyetçilik duygusuyla filan tasarıma bakarsan çıkamazsın içinden. Çok daraltırsın. Ne demek yani ya milli tasarım? Olmaz. Bazı şeyler olmaz. Evet, dünyada tasarım... Ya, mimarlar, meraklı mimarlar ilk eğitmenleri oldu bu işin. Çok kıymetli insandır mimarlar. Ama yani şimdi yani Yıldız Teknik mimarıyla akademi mimarı arasında çok fark var. Yani bir tanesi akademi mimarı, bir tanesi üniversite mimarı. Üniversite meslek sahibi yapar, akademi bir kültürel ruh yapar. Yani verir aynı zamanda yanında. Akademi başka bir kültürdür. O mimardan bahsediyorum. Hem işi bilirler hem de estetik katarlar. Daha sonra kendileri de yapmaya başladılar. Ulan ufak ufak Peugeot, Pininfarina'ya araba yaptırmaz oldu. Kendi mendi filan şudur budur. Almanlar da filan yani ortak çalışmalar şudur budur derken artık tasarımcı bolluğu var. İyilerini seçiyorlar. Ama iyi bir yönetim doğru tasarımı seçerse marka çok başarılı oluyor. İyi bir konsept belirlenirse çok başarılı oluyor. Mesela enteresan bir durum var. Bunda marka vermenin, söylemenin mahsuru var mı? Seneler önce Audi, yani Pininfarina döneminden bahsediyorum. Çok duru, temiz, yani şunu sileyim dediğin zaman bezin hiç takılmayacağı temiz bir parçaydı. Ama çok mantıklı bir dengeliydi yani. Otomobil kendini parçalar arasında kopukluk yok falan yani. Tutarlı bir tasarımdı. O duruluk onu güzel yapıyordu. Alt kültür ve yani paralı alt kültür çok cazip bakmadı. Onlar Mercedes'çilerdi. Şimdi bakıyoruz ve Audi reklamları da vardı. Hiç unutmuyorum. Arayan bulur. Yarım sayfa, tam sayfa ilanlar. İşte sinyal kolunda tespih asılı. Audi'de arasanız da bulamayacağınız aksesuarlar derdi. Yani kendi müşteri profili çok eğitici, çok klaslar. Hiç o abi biz hedef kitle değil pazarımız diye. İşte bir fotoğraf vardı. Topuğu biraz uzun,
topuğu sararmış, beyaz çorap giymiş, üstüne basmış bir abi. Bulamazsınız falan yani. Böyle reklam kampanyasını bulursun. Şimdi bakıyorum, Audi müşterisinin profili onlar. Yani kebapla Audi arasına sıkışmış paralı yeni bir profil var. Çok sevdiler Audi'yi. Acaba anlatabildim mi? Şimdi gel de ayıkla çıkışın içinde. BMW arada derede falan ya. Ama bütün bunlar bak bahset enteresan Alman arabalarından konuşuyoruz. Ha bu niye tasarımcılar şapkasını önüne koyup bu başarı endüstriyel bir başarıdır ama bunun bu hikayenin içinde tasarımcı sonuç olarak stilize bir kabuk yapıyorsun. O kabuk üstünden alıyorsun otomobili. Bunu nasıl gördü? Başarı bunun neresinde yatıyor? Bu sıkı analiz edilme, yani üniversitelerde sıkı analiz edilmesi gereken bir konu. Şimdi öyle bir yere parmak bastın ki bu iş yani öyle televizyon programlarında yani meraklı çocuk hoş olsun diye konuşma o değil bu. Yani bu bir akademik tartışma. Enes abinin anlatacakları ve paylaşacaklarına saatler yetmez aslında. Gelecek programlarımızda da bu hoş sohbet devam edecek tabii ki. Yine altını çizerek belirtelim. Bundan sonraki bölümlerde de kendisinden hiçbir yerde bulamayacağınız sektöre dair enteresan ve deneyimleri, bilgileri almaya devam edeceğiz. Bin Garaj tüm hızıyla sürüyor. Garajın bu haftaki durağı otosanayi. Yanlış duymadınız, otosanayi. Birçoğumuzun yolunun düştüğü bu alanlarda hani tabiri caizse yok yok diyebiliriz. Hatta dünya çapında ustalarımız bile var. Evet yanlış duymadınız, dünya çapında. Otomobillerin motor ruhunu belki de bize en güzel yansıtan parçalardan biri de egzozlar. Bu egzozlar bir de el emeği, göz nuruysa dünya çapında olabiliyor. İskender Usta işte bunlardan biri. İskender Usta dede, baba ve amcadan mesleği eline almış bir egzozcu. Yani ben üçüncü nesil oluyorum daha doğrusu. Burada lise yılları bittikten sonra ama çocukluğumda da babamın ve amcamın yanına gelerek başladım bu mesleğe. Onlar da kendi tabii hem egzoz hem yarış arabası yaptığımız dönemler oldu. Sonra ben bu işi çok seviyordum ve tabii her erkek çocuğun hayali araba olduğu için oyuncaklar severek başladım bu mesleğe. O dönemlerde de büyük işte yarış arabaları yapmaya başladık. İlk olarak Serdar Bostancı, Serdar abi bize 15 tane yarış arabası verdi. Biz onları babamla beraber çok severek ve o işin çıraklığıyla başladığım dönemde onları bitirdik. Sonradan Serdar abiyle de beni çok sevmesi işe de olan şeyimi arttırdı. Yani sevgimi daha da arttırdı. Çünkü beni bütün yarış camiasına hemen hemen o tanıttı. Sonradan birçok yarış arabası yaptık. Tabii bu son yıllarda şimdi yine Tofaş'ları, Fiat grubunun arabalarını yapıyorum. Ve dünyada şu anda çok önemli bir yerde olan S Motor'un bütün Porsche yarış arabalarının headers ve egzoz sistemlerini burada tasarlayıp İbrahim abi ve Emre ile beraber onları devamlı yurt dışına pazarlıyoruz. Tabii bizim o ufak başlayan ağımız Exoski şu anda çok çok ileri boyutlara taşındı. Şu anda çok sipariş alıyoruz yurt dışından da Türkiye ama yetişemiyoruz. Tabii işleri biraz büyütmeye çalışıyorum şu anda ama ekip ve yer işi. Ondan sonra tabii ileri doğru gideceğiz şu andaki deneyimler ve şey onları daha da ileride kullanacağız. Şimdi şöyle, esasen bunlar çok önceden standart araba egzozu biz de yapıyorduk. Ama daha sonra ben işte yarış arabaların merakımdan spor egzoz ve paslanmaz egzoz üzerine daha çok düştüm. Şöyle oldu, yani biz birçok performans arabası yapıyoruz ama bunun yanı sıra mesela klasik arabalarında bütün egzozlarını yapıyoruz ama bunların tamamen el yapımı. İçini, dışını,
dizaynını, her şeyini kendimiz yaptığımız için ömür boyu zaten garanti veriyoruz paslanmaz olduğu için. Şimdi birçok o egzozcu arkadaşlarım standart egzoz yapıyor ama artık performans egzozcusu da çoğaldı. Tabii biz burada yaptıklarımız biraz farklı. Yani ben arabaya hem güç katıcı hem de çok abartı olmadan tatlı seslerini daha iyi duyabileceklerini egzozlar tasarlayıp yapıyoruz. Yani onlardan farkımız bu olabilir ama sonuçta aynı meslektaşız. Yani şöyle, tabii ki hiçbir işin çıraklığını yapmadan ustası olunmuyor. Biz bunu çok yani zaman harcayarak öğrendim. Dediğim gibi babam amcam da çok iyi sanatkarlardı. İsmi duyulmuştu ve birçok ünlünün arabalarını yapıyordu ben buraya geldiğimde. Ve o zaman imkanlar daha da kısıtlı. Kaynak makinaları yoktu ve onlar çoğu şeyi elde yapıyor. Biz yine şu anda bazı şeyleri çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yani onlardan o sanatı gördüm, verdikleri emekleri gördüm. Ama tabii ki ileriye taşımak bana düştü. Bayrağı bana devrettiler. Ben de en iyi şekilde, zaten çok sevdiğim bir iş. Ondan sonra tabii mutluluk da alıyorsun. Çünkü bu işte ne kadar başarılı olursan o kadar haz alıyorsun. Bugün birçok yarış firması araba hazırladığı zaman egzozlarını bana yaptırmak istiyor. Tabii ki başkaları da yapıyordur ama burada en önemli olan doğruyu yapmak. Orada da tabii sırlar var, ölçüler var. Yani her arabanın şöyle söyleyeyim, basit gibi geliyor. Hani boru, herkes boruyu yapabilir, çekebilir arabaya. Hani ben demiyorum ki çok zor bir ama oradaki detaylar minik dedi arabaya güç katar veya kaybettirir. İşte onları bilmek gerekli. Tabii ki bazen herkes şimdi böyle algıda şöyle oluşuyor. Ya bir tek boru çekiyor işte ses oluyor ama öyle değil. Onu sadece yapan bilir, ben bilirim veya kullanan, arabasını çok seven kişi bilir. Şimdi her arabadan bir ses çıkabilir. Ses çıkarmak kolay. Ama öyle müşterilerim var ki tonunu fark edecek. Yani bu müzik aleti gibi esasen. İşte onu yakalamak önemli. İnce, tok, bunları söylüyorlar. Ben de ona göre egzozları dizayn edebiliyorum içine. Yani bana bir kişi şunu, herkes nasıl aynı ayakkabıyı beğenmediği gibi egzozda da aynı egzozu aynı araba yap. Birisi beğenebilir, birisi beğenmeyebilir. O yüzden ben de artık biraz orada tabii bilgi işin içine giriyor. Sırada Sim Garaj bölümümüz var. Her hafta bu bölümde sanal ortamı seven ünlülerle sportif başarılara imza atmış pilotlarımızı ve sporcularımızı ağırlıyoruz. Bu hafta konuğumuz bizleri yurt dışında da temsil eden başarılı bir pist pilotu. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Berkay Besler. Hoş bulduk Berkay. Berkay ile biz çok küçüklükten beri tanışıyoruz, yarışıyoruz da beraber. Berkay bizi yurt dışında şu anda temsil ediyor. Borusan Motorsport pilotu kendisi. Bugün de bizle beraber yarışacak burada. Geçen Sergen bizleydi, orada buraya yazdık Sergen'in derecesini. Şimdi teker teker hangi konuklarımız geliyorsa buraya onları yazacağız. Bu demek oluyor ki geliştirmemiz gereken bir süre var yani. Aynen öyle, herkes süreye göre yarışıyor. Nürburgring pistindeyiz. Sen de geçen hafta zaten orada yarıştaydın. Biraz şansı öyle denk geldi. Biraz şansı direkt antrenmanla başlayacaksın aslında. Biraz antrenmanı gelmiş oldum ama elimden geleni yapmaya çalışacağım tekrardan. Evet. Bakalım o zaman başlayalım. Şöyle tamam. Anlatayım sana. 3 tur hakkın var. Bu 3 tur içinde yani zaten şimdi pitten çıkarken antrenman bir, evet. Yani gelişte evet, bir tür hazırlık olarak evet. Düşün. Sonrasında da 3 tur hakkın var. 3 tamam. Turun en iyi de zamanını alıyoruz. Ona göre de sıralıyoruz. Tamam. Bu arada başlayabilirsin. Sen başladığın zaman ben sana birkaç soru soracağım. Tabii. Biraz dikkatini dağıtacağım. Tamam. Ona göre gittiğim tamam, yani tamam. Sana. Tamamdır.
Sen de bir biliyorsun aslında bir sim yarışçısısın aynı zamanda. Profesyonelliğin dışında. Evet, profesyonel aslında, sim pilotu da diyebiliriz sana aslında. Aslında ben çok uzun sürelerde uğraşmıyorum yani simülasyonla. Otomobile geçtim sene. 2018 senesinde aslında simülasyona tanıştım ben. Tabii işler biraz da otomobilde ciddileştiği için bilmediğim birçok pist vardı. Dolayısıyla çok antrenman yapmam gerekiyordu. Yani çünkü yarışa gitmeden önce bilmediğim bir pistte çok fazla antrenman yapma süresi bulamıyorsun yarış hafta sonu. Evet. Dolayısıyla evde yani saatlerce çalışıp piste ezberlemiş bir şekilde, bütün ayarları denemiş bir şekilde gitmen gerekiyor. Peki bu sana ne avantaj sağlıyor? Hani ben tabii biliyorum da seyircilerimize tabii. Ya aslında şöyle için. Yani yarış hafta sonundaki antrenmanlarda çok fazla bir süre olmadığı için fren noktası, ayar bunların hepsini limitini bulman gerekiyor. Dolayısıyla simülasyonda tabii biraz daha oyuna kaçtığı için yani bir hata yaptığında, bir yere vurduğunda bir maddi açıdan bir zorluğu olmadığı için aynen öyle. Bütün limitleri deneyebiliyorsun. Sınırsız test imkanın var. Kesinlikle öyle. Yani en büyük faydası o aslında bir yarış pilotu için. Peki sen nasıl başladın? Bu arada turun başladı. Biliyorsun farkındayım. Sen nasıl başladın motor sporlarına? 2005'ten 2017 senesine kadar kartingde yarıştım. Bu süre zarfında da 5 Türkiye şampiyonluğu kazandım. Avrupa şampiyonu oldum, dünya üçüncüsü oldum, Belçika şampiyonu oldum. 5 Türkiye şampiyonum da var. Dolayısıyla kartingde uzun süreler yarışmanın meyvesini yedim diyebilirim yani. Evet. 2018 ben... senesinde de aslında 2018-2017'nin sonlarında hatta başlığında Clio Cup İtalya ile yarışmaya başladım otomobil serisinde. Hani ilk başladığın zaman aslında orada yani Renault ile giriş sebebi herhalde şey, arabayı tanıyayım. Çünkü kartingden geçiyorsun sonuçta. Hani bir araba kullanayım, yarış arabası kullanayım mantığıyla aslında oturdum aslında biraz hep, da. Aslında hem onun sebebi var hem de otomobilde maddi açıdan çok, yani pilotlar çok büyük zorluklar yaşıyor. Bütçeler de çok yüksek olduğu için otomobil sporlarında. Aynen öyle. Ben ilk senemde biraz daha düşük bütçeli bir şampiyonada yarışmanın daha faydalı olabileceğini düşündüm yani. Hem ben hem babam. Peki Berkay, ileriki hedeflerin neler? Yani ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonrasında? Yani senin veya takım olarak hedefleriniz var mı? Yani neler düşünüyorsun? Benim bu sene seni bildiğin üzere Borusan Otomotiv Motorspor'da GT4 Avrupa serisini takip ediyorum. Evet. Benim sene başındaki sözleşmemde bir senelik bir senelik sözleşmem var Borusan Otomotiv Motorspor'da. Dolayısıyla bir sonraki yarışımız Barcelona 8-9-10 Ekim tarihlerinde. O yarıştıktan sonra benim aslında kontratım bitiyor. Dolayısıyla şu anda aslında seneye tam olarak ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Tabii ki de aklımda bazı fikirler var, bazı planlarım var. Daha çok böyle Kasım'a doğru, Kasım sonuna doğru genelde belli oluyor değil mi? Seneye'nin planları bu arada. Hem öyle hem de aslında biraz da erken bitirmek gerekiyor, kararlaştırmak gerekiyor. Evet. Çünkü sponsorluk bulmak da gerekiyor ve şirketler bildiğim gibi Ekim aylarında bütçeleri ayarlıyorlar. Ekim aylarında bütçelerini tamamen kapattıkları için, planladıkları için biraz da elini çabuk tutmam gerekiyor daha doğrusu. Evet Berkay, son turu da attın. 2.04.640 ile şu an birinci sıradasın. Zaten iki kişi gelmişti. Ama ben sonrasını merak ediyorum açıkçası. Ben de aynı şekilde merak ediyorum. Yani ikinci kişi olduğun için sen de tabii şu an göremedin. İlk başta en hızlı zamanı attın deyince aslında bir mutlu olamam. Sonra iki kişi geldi deyince ikinci konuk olduğum için. Bakalım ama hızlıydın ya. Ben çok kişinin geçeceğini düşünmüyorum aslında seni. İyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Geldin, kırmadın bizi. Çok teşekkür ederiz. Ben asıl beni çağırdığınız için konuk bir muhabbet olduğum oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım yarış hayatında da güzel şeyler olur İnşallah ileriki umarım dönemlerde. Umarım senin de programın da bu şekilde çok iyi bir şekilde devam eder. Teşekkür ederim çok. O zaman teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sırada dünyada ve Türkiye'de otomotiv sektörü ve motor sporlarındaki yarışlar, gelişmeler ve aktiviteler var. ...2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı 19 Eylül Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi. İkili eşleşmelerde sporcuların kapı kapıya mücadelesi sonunda Ege Bileloğlu sezonun ilk zaferini kazanan isim olurken Reza Fahim ikinciliği ve Team Art Motorsport pilotu Özer Molla Mehmetoğlu da üçüncülüğü elde etti. 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası 2-3 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park pistinde düzenlenecek olan ikinci ayak yarışıyla devam edecek.
Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan Trans-Anatolia Rally Raid Kars'ta sona erdi. 11 Eylül Cumartesi Eskişehir'den start alan yarışçılar 14 ilden geçip 2300 kilometre yarışarak 18 Eylül'de Kars Kalesi'nde finişi gördüler. 11-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Eskişehir'den Kars'a uzanan Trans-Anatolia Rally Raid macerası 18 Eylül Cumartesi günü Kars Kalesi'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Otomobil sınıfında Murat Kamil Altun, Tuana Sayar birinciliği kazanırken Ahmet Tınkır, Ali Günpay ikinci, Yalçın Batuhan Korkut, Fırat Şahin de üçüncü sırada finiş gördüler. SSV sınıfında birinci İtalyan Federico Butto, Filippo Ippolito, ikinci Ertan Nacaroğlu, Eray Yampar ve üçüncü Barbaros Yangın, Ali Osman Kutanoğlu oldular. Kamyon sınıfında yarışan Ramazan Yılmaz, Onur Sırımoğlu birinciliği elde ederken Murat Karahan, Mehmet Fürkan Saylam ikinciliği ve Mariano Mutti, Mert Özgün de üçüncülüğü kazandılar. Avis 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları 2 ayrı kategoride toplam 30 sporcunun katılımıyla 18-19 Eylül tarihlerinde İzmir Ülkü Park pistinde gerçekleştirildi. Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda ilk gün antrenman ve sıralama turlarıyla başladı ve daha sonra ilk yarışlar koşuldu. Süper Grup ilk yarışında Ümit Ülkü birinciliği kazanırken Jordan Dupont ikinci ve Murat Engin de üçüncü oldular. Pazar günü koşulan ikinci yarışta Murat Engin birinciliğe uzanırken Metin Çalışkan ikinciliği ve Vedat Ali Dalokay da üçüncülüğü elde etti. Maxi grupta ise her iki yarışta da podyum değişmedi ve Turgut Konukoğlu İzmir'den çifte zaferle ayrıldı. İbrahim Okyay her iki yarışı da ikinci sırada tamamlarken Yiğit Eröge de üçüncülüğün sahibi oldu. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini Tosfet Sportif Direktörü Murat Kaya, Tosfet Sportif Kurul Üyesi Mahmut Ayverdi, Şampiyona Direktörü Yalçın Yılmaz ve Ülkü Motor Sporları Kulübü adına Muhammed Ali Ülkü'den aldılar. Avis 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları 23-24 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde düzenlenecek. Her bölümde olduğu gibi Bin Garaj'da yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Haftaya yeni tanıyacağımız otomobiller, konuklar ve konularla yine karşınızda olacağız. Kaçırdığınız bölümlerimizi YouTube'dan tekrar izleme fırsatı olduğunu unutmayın. Ayrıca programımıza dair duygu ve düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan da bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.